Almaty'nin etrafı dağlarla çevrili. 3 tane dağ var. Sen daha önce bindin mi? Şu manzaraya bakar mısınız? Yani Kazakistan'a gelen herkes mutlaka buraya geliyor. Yakıştı sana. Yakıştı. Bu birazcık daha ağır olsa. I hope he will come back. Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben şu an Kazakistan'ın manevi başkenti Almaty'dayım. Evet, burada beni Ali Bey misafir etti. Kendisi Türk. Burada yaşıyorlar. Kızı Zeynep, oğlu Cemal. Sağ olsunlar. Dün gelip beni havalimanından aldılar. Şimdi de hep birlikte kahvaltıya gidiyoruz. Teşekkürler. Şansınıza bakın, şu anda kaç derece biliyor musunuz? Kaç derece? 28 derece, daha sabah 9. Öğleye kaç olur? Valla 45. 40 olur. İnşallah 40 olur. Çünkü dün 44'ü gördük değil mi biz? Evet. Şimdi buraya kahvaltıya geldik. Merhaba. Bağlanacaksın. İşte doldurmuşuz. Evet. Bu Türk kahvaltısı. Berna Hanım. Burası da Türk kahvesi. Burası da Türk kahvesi. Rahmet. Öyle. Evet. Uzun zamandır zeytin yemedim. Özlemişim. Bunlar hepsi Türkiye'den özel gelen zeytinler. Aldığımız zeytinler değil yani. Bize bahçeden koparıp arkadaş gönderdi. Aa. O biz geldiğimiz zaman organik. Böyle zeytin. Organik yani. Çok iyi. Güzel fırma. Biz şimdi kahvaltımızı yapalım, sonra Almaty'yi gezmeye başlarız. Evet, şimdi kahvaltımızı bitirdik. Güzel manzaralar görmeye gidiyoruz. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın, ben öndeyim. Yok, zaten olması gerekiyor. Sağ olun. Kompleksine geldik. Burada teleferik var. Teleferiğe bineceğiz. Şu dağların güzelliğine bakar mısınız? Teleferik çok yükseklere çıkıyor. Şimdi binelim. Manzaraları size de göstereceğim. Dağların adı Alatav. Tengri Dağları da diyorlar ama Alatav Türklerin ilk çıktığı böyle hani şey var ya, Asena, Kurt falan, Bozkurt. Anlatılan hikayeler burası yani, bu coğrafya. Bunların hepsi ta Kırgızistan'a kadar Alatav diye geçiyor. En yukarıya kadar çıkmaya çalışacağız şimdi teleferikle. Yaklaşık 4.000-4.500 metre. Evet, Almaty'nin etrafı dağlarla çevrili. 3 tane dağ var. Coğrafyası çok güzel. Şimdi ben Türkistan'dan geldim. Oranın coğrafyası çok farklıydı. Buranın coğrafyası daha da farklı. Zaten biliyorsunuzdur, Kazakistan toprakları çok büyük. Hem bu coğrafyalar var, hem çöl iklimi var. Her şey var. Sen suyu. Ha,
Bekle Fatıma. Sen daha önce bindin mi? İlk kez bindim. Ama biz kışın gelmiştik. Çok farklıydı şimdi. Aynen, kışın çok soğuktu. Çok soğuktu. Şimdi de soğuk değil mi? Şimdi de soğuk. Birazdan daha da soğuk olacak. Aynen. Karlı olan ama tarafa çıkınca. Güneş kremi sürmezseniz, güneş çok keskin vuruyor ya, yüzünüz de yanabilir. Sürdüm ben. Şurası korkucu. Beni seviyor, bu tarafa geç. Evet, evet. Dengeyi tutalım. Aynen, bu komplekse normal arabalar çıkamıyor. Elektrikli arabaların sadece çıkmasına izin veriyorlarmış. Havayı kirletmesin diye. Bakın hiçbir araba yok bu yolda. Arabayı oraya park ediyorlar. Bu çok güzel, tertemiz. Belli çok zaten güzel. Korundu. Çok temiz görünüyor. Telefeler kaç dakika sürüyor? 10-11 dakika sadece birinci şeye çıkıyoruz. Yani bir 14-15 dakika ikinci şeye çıkarız. Yaklaşık bir 20 dakika gidiyoruz. Çok iyi. 20 dakika gidiyoruz. Herhalde 4500 metreye kadar çıkacağız yani. Geldik. Burası aşağıya göre daha serin. Manzara müthiş. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Böyle bir yer yoktur. Çok güzel. Yani gerçekten yoktur. Niye biliyor musun? Şu dağlar hepsi gerçekten karla böyle kaplanacak. Yukarıdan 2000 metre, 1000 metre yukarıdan snowboardla kayıyorlar aşağıya kadar. Sonra buradan tekrardan çıkıyorum. Kayıla çok güzel bir yer. Uludağ, Buludağ'a da gittim ben ama burası bambaşka bir yer. Hoştu, çok hoştu. Güzel. Hoştu. Şimdi buradan kahve aldık. İkinci teleferiğe biniyoruz. Teşekkürler. Şimdi burası ikinci kısım. Üç kısım var. Biz üçe kadar çıkacağız. Hava gittikçe serinliyor. Evet, biliyoruz. Oraya bineceksiniz. Ama öyle olmaz. Sen oraya bin Ozan. Evet, şimdi ikinci kısma geldik. Bakın. Buralarda kar var. Üçüncü kısım şu an kapalıymış. Aynen, bir restorasyondaymış. Orayı yapıyorlar. Evet. Şu an en uca gidemeyeceğiz ama buraya geldik. Baksana, güneş de var. O kadar da soğuk değilmiş burası. Ama yine o kadar da serin değil. Orası serin ama orası kapalı. Orası serin. Size Almatı manzarası göstereyim. Şu manzaraya bakar mısınız? Şu an Tanrı Sıra Dağları'nda Alatau'dayız. Alatau, Ala rengarenk, Tau ise dağ demek. Almatı'da şu an 42 derece sıcaklık var. Burada ise 20 derece. Ve bakın burada kar var. Burası çok güzel, inanılmaz bir manzarası var. Yani Kazakistan'a gelen herkes mutlaka buraya geliyor. Biz de iyi ki gelmişiz.
Gerçekten manzarası inanılmaz. Biz şu an 4500 metre yükseklikteyiz ama en yukarı çıkabilseydik 7500'e kadar çıkmış olacaktık. Ama maalesef şu an restorasyon varmış, çıkamıyoruz. Kitaplarda okuduğumuz o Tanrı dağlarındayız şu an. Gerçekten çok etkileyici. Çünkü efsanelerimizin çıktığı yer, çıktığı topraklar burası. İşte başka. İşte İsviçre'deki evler gibi diyorlar ya bak. Evet, çok benziyor. Şimdi burada Kazak kıyafetleri var. Bunları kiralıyorlar. Ve burada kartal da var. Kartalla fotoğraf çekinilebiliyor. Kartalın gözlerini kapatmışlar. Красный можно? Красный? Да, вон тот. Кто-кто? Вот она. Çapan mı? Ne de Kazak kültürel bir şey. Ben artık tek alıp veririm sizi. Ne var arka yakında sen tam kesiyordu var. Al yine. Karayımız, köz aşağımız, karakterimiz. Kırmızı adam, ben karayım zaten. Kafayı da alıyor. Karış kalmış. Kamera smile. Ay. Şapkayı da çıkaralım. Karadeniz. Hangisi olsun? Конечно. Kız tamam şimdi. Balıklar suşi. Hadi Kartalın kanatlarını aç. Gittiğim her yerde oranın geleneksel kıyafetini giymeye çalışıyorum. Burada da Kazakların geleneksel kıyafetini giydim. Elime de kartal aldım. Kartal çok ağırdı. Almatı'nın anlamı ne? Almatı, elma. Ata demek, dede demek. Evet. Elmanın yani dedesi, elmanın şehri yani. İlk elmanın çıktığı yer burası. Yani elmanın atası evet. Anlamı taşıyor. Evet ama şimdi işte ismini biraz değiştirdiler. Alma ataydı, Almatı yaptılar. Ama anası aynı, anlamı aynı, değişmedi. Elmanın ilk çıktığı yer burası. Burada yani, festivaller de oluyor. Festivaller de sonbaharda oluyor. Bizim elmalar aport elması. Tadı kocaman. Nasıl? Ekşimsi biraz. Yani ekşi tatlı karışık bir şey. Kocaman. Bir kilo buluyorlar bir elma. Ya. Evet. Çok ilginç. Sonra elmalara da bakarız. Bir şey söyleyeceğim. Hatta şey mesela eski zamanlarda şey yapıyordular. Dağları komple o elma ağaçları ekiyordular. Bahçeler böyle kocaman bahçeleri vardı. Şimdi hala kalanlar eski gerçi kaç sene gittiler. Bu yukarıda bir yer var. Lesnes Kaska diye bir yer var. Orada biz biraz gezdik. Dağda elma topladık bir sürü. Sahipsiz elma bahçeleri var böyle. Çok güzel. Ve çok çeşit elmaları var aslında. Burada bayağı festival yapılıyor. Yani ben 15-20 çeşit elma gördüm burada. Yeni nesil artık kendi bahçeleri kuruyorlar kocaman. Yeni çünkü o eski zamanlarda kalanlar hepsi kurumuşlar. Bilimsel olarak da kanıtlanmış ilk elmanın tohumu yani buradan ilk yetişmiş, buradan dünyaya dağılmış diye. O artık biraz da şey, iddia. Şimdi yolda giden... Burada meyve suları var, nar suyu da var. Buralarda ne var ne yok göstereyim size.
farklı şekilde magnetler var. Kazak takıları var. Takılar çok hoş. Şunlar da çok güzel. Burada sabunlar var. Bunların özel adı var mı? Takiye gibi. Burada Rusça çok konuşuyorlar. Yakıştı sana. Yakıştı. Burada Kazakların yöresel kumaşlarında desenimiz, makyaj çantası var. Bu desenin özel adı var mı? Evet var. Adı ne? Kakiçi uzorunuz var sizin. Neyse. Güzel. Ben de canlılar mı? Kız çok güzel. Çok güzelsin. Böyle de çok güzel. Aha evet. Bu tarz. Şunlar var. Ha bak bu tam sizin isminiz. Şu şekil. Wow. Çok güzel. Katrina adı modeli. Можно как приятно. Вот diğeri mi daha iyi? Bu birazcık daha ağır oldu sanki. Aynen. А вот это сколько стоит? 11. Fiyatı ne kadar oldu? Ha, bu 11 bin, bu da 13 bin. Напыление серебра здесь 30% в составе. Гипоаллергенный состав, хорошо носит. Gümüş tozluymuş bunlar. Tamam, bir bakalım yine şey yaparız. Burada çakra açıyorlar sanırım. Çakraları açıyorlar. Aynen. Bak. Şey yazıyor, duşevne kuhnya şey. Nasıl diyorlar, yürek ocağı mı? Öyle bir şey oluyor yani. Bu yani Tibet kasesiyle çakraları açıyorlar, temizliyorlar. Burada geleneksel keçeden yapılmış duvara asmalık böyle şeyler var. Burada dombra, bunun adı. Burada kumusun soğuması için, yani sıcak havada bozulmaması için bu deriden yine saklama kabı gibi. Kırmızı saklamak için kullanılıyor. Ondan görürsem gösteririm size. Bunlar Özbek kıyafetleri. Bu Kazak desenli oluyor. Bu da şey, bu da Özbek oluyor. Hava çok sıcak. Hava çok sıcak. Gel çıkalım. Her yerde Kiril alfabesiyle yazılar var. Normalde Kazakistan Latin alfabesine geçti ama geçmedi. Alıştırma aşamasında yavaş yavaş şey yapıyorlar. 2025'e kadar evet. Mühlet verilmiş. Ama geçecek yani. Onunla alakalı artık çalışmalar var, yazılar var diye düşünüyorum, öyle diyorlar. İnşallah çabucak geçer. Çünkü anlamıyorum yani, mesaj geliyor bana hepsi şey, Kiril alfabesiyle. Sanki Latin alfabesinden gelse anlayacak da. Yo, anlarım. Çünkü birkaç tane gördüm. Harfler değişecek, dil değişmiyor. Yani mesela spasiba yine spasiba olarak gelecek ama dil olarak değil. Tamam, spasiba'yı anlarım. Bunu birkaç tane Rusça zaten kelime biliyorum. Evet. Aslında Kiril alfabesini öğrenmek için 10 dakika yeterli. Ben bir ara öğrenmeye çalıştım. Aha. Aklımda tutamadım. Öyle mi? Bana zor geldi. Rusça vallahi öğreniyordum bir ara. Ben hemen öğrendim çünkü siz, çok kolaydı. Siz zekiydiniz bence. Yoksa Kiril alfabesi zor. Bu da hafız. Değil mi? Dünya dilleri arasında en zor dil Rusça. Telaffuzu evet çok zor. Yemin ederim evet böyle şey. Şimdi biz Tanrısıra Dağları'nın Alatau'daydık. O dağdan şimdi de Almarasan Dağı'na doğru gidiyoruz. Burada manzaralar çok güzel. Şu manzaraya bakar mısınız?
İnanılmaz. Kazakistan'da insanlar arabalara çok önem veriyor. Genelde iyi arabalara biniyorlar. Şimdi buraya kartal yarışmalarına geldik. 5'te başlayacak. Şimdi saat 5 oldu. Bakalım. Kartalların yarışı değil de nasıl avlanıyorlar onu gösteriyorlar değil mi? İlk başta ben yarışma sandım ama yok, avlanmasını izleyecekmişiz. Selam aleyküm Camila. Aleyküm selam. Biz Türk'üz. Nasıl oldu? Почти началось уже. Okay. Так, кто хочет посмотреть на него поближе? Пойдешь посмотреть? Мы тоже смотрим. Хотя. Сова. Он облака видел? Можно еще сделать? Пожалуйста, для нее. Хорошо. Вы столько говорите, я для вас все сделаю. Давайте. Смотрите? Да. Вы хотите это фототь? Да, это да. Же страшно. Давайте, я вам покажу, но вы не фотите это. Вот. А что вы скажете потом? Показать можно? Вы, главное, правду скажете. Вы правду скажите, хорошо? Потому что она покажет и скажет, там плохие люди, из них перья повыдергивают. Şimdi baykuş yumurtanın üzerinde oturduğu için vücuduyla temas etmesi gerekiyormuş. O yüzden tüyleri dökülüyormuş. Yani kendiliğinden dökülüyor o tüyler. Ne suçuyor? Baykalik in assistant Maria. I'm Paul. His name is Baykuş. His name is Maltoying. Her name, right? Mother. Mother. Bir aylık. Bir aylık. İnsanları alıştırıyor. This is one month old. This is 2 month old. The two brothers. Bu baykuş da 2 aylıkmış. Düşün, o 1 aylık, bu 2 aylık. Ниже опустите. Вот так, да. Это молодец. Şimdi yeni bir tane geldi. Karşıya bakın orada. O da 10 yaşında. Пропадает никуда, вы залетели, залетели. Много кушают в день? Ну, еще столько же. Вы почему не переводите? Kazaklarda şey var, yani dombra çaldığı zaman bile evet. Tüyleri asıyorlar ya. Bu nazardan koruma şeylerde, Saukile'de mesela onu, o tüyler, onun tüylerine şey. Dökülen inancı, tüylerinde. İnancı var, anladın mı? Yani baykuşun. Şamanizm inancı mı peki bu? Onu sorabilir misin? Bir ihtimalle. Это шаманистов, да, осталось с тех времен, когда конечно, они... этот, саукилес, знаете, делают девушкам? Вы в Казахстане родились? Да. Выросли? Да. Видели саукилес с перьями филина? Теперь вопрос только, почему они считаются священными, почему они отгоняют злых духов? Потому что они видят больше видят? Призраков. Сейчас я вам покажу. Казахи думают, что вот это, видите, написано, кто-то написал? Ага. Это на арабском языке зашифрованные суры из Корана. Tüylerin desenini görüyor musun? Evet. Öyle inanıyorlar ki sanki süreler yazılmış orada. Şamanizmde bir bağlantısı yok mu? Olabilir ama öyle şey de var yani, anladın mı? Anladım. Diyorlar ki yoksa sana da saldırabilir. Yani sana amaç alıp... Laçin. Amaç alıp seni de şey... Şahin bu, gözlerini kapatmalarının sebebi saldırmasın diyeymiş. Let's go. Не надо. Это вы ему скажите, не надо. Yes.
Yes! Он все время облегчается перед стартом. I hope he will come back. Где-то он набирает скорость, набирает высоту. Сейчас будет первая атака. Önce hızlandırıyor, şey hız alıyor. Нет, я сейчас по-русски скажу тогда. Мне нужна симпатичная девочка, которая поможет мне кормить сокола. Выходите на сцену, вас зовут? Вас зовут? Вы будете помогать мне кормить сокола. Так, отпускайте. Еще раз поклониться. Это моя новая помощница Александра. At görmüşken size bir bilgi de vermek istiyorum. Kazakistan'da at eti yiyorlar ama binilen atların etini yemiyorlar. Özel yetiştirilen atlar var ve eti sertleşmesin diye o atlara şey de yapmıyorlar. Hiçbir şekilde binmiyorlar. Yani özel yetiştiriliyor. Çünkü ata bindikçe atın kasları gelişiyormuş. O yüzden hiçbir şekilde o atlara binmiyorlar. Özel yetiştirilen atları kesip yiyorlar. Bir de o at etinin hazmı çok zormuş. O yüzden kımızla, yani at sütüyle birlikte tüketiyorlarmış. Yani asıl sebebi aslında atın hazmı zor, at etinin. Evet, eritmesi çok zor. Normal et atıyorum 4-5 günde çıkıyorsa atınki 10 günde çıkıyor, iki katı. Eritmesi de zor. Bir de şey, hep kas şeyi var onda, sert. Volkan, Ravza. Adam sana kafayı taktı valla. Şimdi Akbaba geldi. Evet, program bitti. Bayağı bir etkileyiciydi. Nasıl çıktı görüntüde bilmiyorum ama gerçekten kartal falan Akbaba çok büyüktü. Şimdi Uygur restoranına geldik. Burada lakma yiyeceğiz. Bu işte lakma. Lakma bu. Bundan yiyeceğiz. Buradaki çalışanların hepsi Uygur mu? Yok. Gel ben senin yüzünü yıkayayım. Lagman da salgın kere katil bir köşesi bulan. Kamera mı? Tutmadan. Şineyim bu ama. Yok yok, tolka, daladan. Tolka. Daladan bu, dalada televizörde var mı? Kursu dedi. Yok, живой baskı var ya. Lagman, tolka lagman, başka şey mesela gerekmez. Hazır lagman jeyimiz bu, lagmanla geldik. Yeni özüm türü bak geldim. Bu kulda limonat var. Kıvas isteniz de kıvas. Kıvas. Yadro ne mi bu? O ne oluyor? Kıvas ne biliyor musunuz? Lira gibi düşünün. Şey, ama helal, helal ama çok güzel. Tamam, Vakinan, olsun. Kıvas da, litre kıvas pınısı. Yadron lira. Bundan İran'da da var. Bakalım İran'daki mi, buradaki mi? Ne istersiniz mesela mantı, hangisinden istiyorsunuz? Şöyle gelecek mantı mesela, şeyde iki katlı ağacın çok. Neydi bunlar? Bu bebercini, bu etli ve... Rusay. Soğanın bir çeşidi. Soğanın bir çeşidi. Bu etli ve soğanlı. Bu etli ve yine bir soğan, yeşillik. Bu da etli soğanlı ama bunların hepsinin ama şey, testnası, hamuru farklı. Mayalı hamur. Hangisi evet. Daha iyi? Bunlar mayasız hamurdan. Denemek biz için. Biz normalde mayasız yiyoruz. Mayasız yiyoruz ama. Biraz fazla hamurlu oluyor.
Biz bir tane isteyelim. Tamam. Size ayrıca lagman isteyelim. Lagman yiyin çünkü lagman. Az önce gördüğünüz lagman vardı ya, onu yiyin. Evet. Ondan sonra salat, şey, bir de bunların meşhur şeyi var. Özbek pilavı isteyelim. Ondan sonra ne isteyelim? Ondan sonra kıvas isteyelim içmek için. Sonra salata isteyelim. Sonra ne isteyelim? Bir de şey isteyelim. Poçopori. Poçopori ist. Bol ama. Kaçayım mı? Kaçayım da bol. Başka bir şey istiyor musunuz? Yok, teşekkürler. Ama ben istemeyeyim. Bu çok kötü bir şey. Sizin istemeniz lazım. Bak. O dedikleriniz çok iyiydi. Yeterli. Ben fazla yiyemiyorum zaten. Katarışasını biliriz. Şimdi yemekler sırayla geliyor. Özbek pilavı var burada. Bir de Kore salatası. Bu da Kore Uygur salatası. Salatası da Uygur salatası da diyorlarmış. İçinde havuç var. Havuç var, pilav ve et. Et. Ne eti? Dana eti koyuyorlar genelde. Şimdi tadına bakalım. Havuçlu pilav. Üzerinde et var. Soğan da koyuyorlar. Soğan da varmış. Balık. Bal, konçayı, sazan. Sazan balığı. Sazan balığı. Evet. Yapıyorlar böyle. Selika. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Göstermek için. Sağ olun. Rahmet. Türkmen arkadaşlarım bana bu pilavdan yapmıştı. Türkmenistan pilavı diye. Tadı aynı o. Yani orada yemiştim. Hatta havuçlu pilav demişlerdi. Baktığımızda farklı bir baharat tadı almadım ben. Yok zaten. Yok, baharat yok. Klasik yani. Bunların çeşitleri de var yani. Mesela toylarda falan, düğünlerde kullandığı pilavlar biraz daha değişik oluyor. Bir de havuçları bu sarı şey, daha değişik havuç var. Sapsarı. Alo. Normalde efendim abi, göremezsin yani. Aleyküm selam abi. Bilmen lazım yani. Bildiğin cumara yemi. Böyle üzerine koyuyor. Vantajı da lazım. O rahmet. Böyle. Normalde lakmanı çatalla değil de çubukla yiyorlarmış. Tabi biz çatalla yiyeceğiz. Şimdi lakmanın tadına bakalım. Ve bu çok musluk. Onu ısıracaksın böyle, dişlerini koparacaksınız. Ondan sonra yiyeceksiniz. Öyle yoksa çeke çeke o bitmez. 3 gün çekersiniz. Hamuru sert. Elle yapılıyormuş. Şimdi etin tadına da bakalım. Eti güzel pişmiş. İçinde soğan, yeşil biber, kırmızı biber var. Ne bu? Çin lahanası. Iceberg. Iceberg değil ya. Iceberg, iceberg. Iceberg, iceberg. Ya iceberg. Bakalım. Evet, farklı bir şey. Şey dedi, kuvası bitmiş. Öbür kuvasını getirsin mi? He? Bu kuvasını bitmiş mi? Yapmayacağım seni. Buna burada kıvas diyorlar. Kıvas diyorlar. Ekmek suyu. Baba bu nedir? Arpa suyu. Arpa suyu.
Ama alkol yok. Bundan İran'da da var. Şimdi bakalım İran'daki mi, buradaki mi? Bu ballı. Kokusunu biliyorum. Aynı şeyleri kullanıyorlar. Hı hı. Sadece bira da mayalanınca bu üç, şey, bu üç günlük bir şey çıkıyor ya. Ha, bira ne yok. Kadar kalması gerekiyor? O çok kalıyor, bira ikiye kalıyor. Ha, kalmayınca alkolsüz evet, oluyor. Belli şeyden sonra biraya dönüşüyor. Yoksa burada hayatta öyle bir şey vermezler yani. İran'da da var. Öyle mi? Hı hı. Bu da İran'dakinin şey. Tadı biraz daha farklı. İran'da meyvelileri de oluyor. Hmm. Şimdi ben bunun tadına baktım. Bu da farklı. Bununla bunun arasındaki fark ne? Buna bu kıvas yani arpa suyu, ekmek suyu diyorlar. Bu limonat. Armut ve elmadan yapıyorlar. Gazlı. Bizim Türkiye'deki neye benziyor bu? Uludağ gazozun meyvelisi gibi bir şey. Ama çok güzel. Burada çok şey yapılıyor. Kullanılıyor bu. Bu armutlu herhalde. Hmm, güzel. Azerbaycan'da da buna benzer bir şey içmiştim. Armutluydu. Armutluydu. Evet. Bu ne mantısı? Kazak mantısı, Uygur mantısı. Ne mantısı bu? Kesme, kesme. Anonim mantı. Evet. Rahmetçi. Bu şekilde evet. Getiriyorlar. Buharda pişiyor. Buharda pişiyor. Tadına bakalım. Evet. Ne getirmişler? Ha. Kaymak. Bir tanesi de şey, domatesli. Bu sosları şimdi üzerine mi döküyoruz? Onu kesiyorsunuz. Evet, evet dökün. Evet. Elinle yeniyorum. Yok, elle yemeyin siz. Yiyebilirdim. Gerçekten. Ben yerim. Ya zaten var o potansiyel sizde. Sonra... Bunu? Evet. Bu sosta ne var? Tamam, şey bu işte bizim ezme salatası gibi bir şey. Bu ne? O kaymak. Kaymak? Evet. Kaymayı da üstüne döküyoruz. Evet, döküyorsunuz. Ondan sonra yiyorsunuz. Yiyeceğiz. Beceri gerektirmiyor yani normal. Çok... Evet, bence ama... beceri gerektiriyor. Yok yok yok, ben kaşıktan şey alın, destek alın. Elimle yeniyor. Silmiyor, bıçak hiç kullanılmıyor. Gerçekten. Güzel. Gerçekten. Aynen, güzel. Afiyet olsun. Sağ olun. Evet Ravza, sen elinle ye. Gerçek nasıl hadi. Yeniyor göster bize. Soğuması lazım. Siz onu bitirin. Çek 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 çek. Çek çek. Şimdi size ben bu kıvası denetmek istiyorum. Bu buğdayın kendisinden artık. Bunda hiçbir katkı yok. Birebir. Bir bakın. Nasıl? Pekmez suyu gibi. Suyu. İşte ekmek suyu. Güzel değil mi? Bunun sağlığa faydaları var mı? Var. Şeyleri şey yapıyor, o kendilerine mayalanıyor. Şeker katıp, bunun ekmeğin içinde şey var ya, bakteriler var ya. Evet. Bir gün falan bekletiyorduk, oluyordu. Yani eskiden hep öyle. Böbreklere faydalı değil mi? Birçoğu şeylere faydalı çünkü şey maya var ya. Evet. Doğal mayası. Yani saçların uzamasından falan çok iyi geliyormuş falan. Dökülmesine. Yoldur, evet, sana... böyle yeniyor. Restoranda çeşit çeşit reçeller var. Evet. Kuru meyveler, bol peynir, çikolatalar, salonik meyveler. Salonik. Tatlılar var. Ravza, yaşlanmamız. Sağ olun. Rahmet. Evet, bugünkü Almatı gezimiz de böyleydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.